Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda ablam var. Bugün sizden istediğimiz hafta içinde kombinlerinizi yorumlayacağımız bir video çekecektik ve sizden fotoğraflar istedik, kombinlerinizi istedik. Siz de bize attınız. Bayağı. Çok fazla geldi. Çok fazla geldiği için bunu part 1, part 2, part 3 hatta o şekilde böyle ilerleyen bir video serisi haline getireceğim. Çünkü inanılmaz fazla var yani, değil mi? Evet, bir de herkes umarım videoya çıkarım falan filan yazdı. Evet, ama şöyle bir sorun var. Bazı atanların maalesef ki kombini gözükmüyor. Yani sadece üst kısmını atmış. Onu ne kadar yorumlayabiliriz bilmiyorum. Ve bu kombinlere 1-10 üzerinden puan vereceğiz. En düşük 1 verme hakkımız var. Alınmaca, güzelmece, küsmece yok. Karamalardaki 3. En kötü 3 verelim. Tamam, en kötü 3 verelim. kendi tarzımıza uygun insanlara daha yüksek vereceğimizi düşünüyorum. Ama bizim tarzımızın dışında da güzel giyinen insanlar olsa tabii ki de onlara da yüksek vereceğiz. Ama düşük verdiklerimiz sakın üzülmesin. Daha iyi kombinlerini bir sonraki videoya atabilir. O zaman tamam, başlıyoruz. İlk kombinimizi şuraya bir yere, ortaya bir yere, yana köşeye koyacağız. Ve siz de yorumlayabilirsiniz. Siz de aşağıya en çok beğendiğiniz kişiyi yazabilirsiniz. Böyle bir birinciyi seçeriz kendi aramızdan. İlk gelen kombin tatlı. Tatlı diyebilirim ama şöyle ki ben böyle kombinlemezdim. Tişörtün rengi çok güzel bu arada. Tişörtünün rengi kahve aldık bu arada. Gel tokuşturalım, bir yapalım öyle. Öyle adapte olalım. Ben bu kombini bu şekilde kombinlemezdim öncelikle. Daha kısa bir şort tercih ederdim. Çünkü bir tık uzun kalmış. Kilolarımız aslında benden bir tık fazlasın. Çok bir farkımız yok gibi bence. Evet. Sadece bir tık, üst bedeni biraz daha evet, göğüsleri kalıklı. Daha büyük. Büyük ihtimalle boyun da uzun zaten. Sen yorum yap birazcık. Ben üstündeki beyazı beğenmedim. Biraz şeffaf unsu olmasını sevmedim. Yoksa beyaz güzel bir parça. Sadece iç gösteren şeyleri ben çok sevmiyorum. Böyle eğer üstte alınacak bir şeyse tamam, içindekinin rengini de kötüleştiriyor. Ve hatta kumaşı da biraz daha şey yapıyor, basitleştiriyor. Onun dışında kot şort ve tişört bence zaten klasik fotoğrafın geri kalanından da erikli gibi yazlık yeri olduğunu çıkarıyorum. O yüzden orası için iyi bir kombin. Bence ama de. Ama hafif yanık surat falan çok hoş ya. Yani. Evet. Yüzü güzel gerçekten. Geçelim. Diğer kombine geçelim. Puanın kaç? Ben 5 veriyorum. Ben de 6 veriyorum. Çünkü yavaş yavaş arttıracağız artık. Tamam, ben de 6 veriyorum. Tamam. Ben zaten paylaşmıştım. Evet, çok sevdiğim bir takipçim. Bence şu fotoğraftaki kombini, yani şu hep buraya bir yere koyacağız ama ben fotoğrafa yönelik bakıp konuşuyorum sizle. Bu fotoğraftaki kombini gerçekten güzel ve ben bu kombini giyerim diyebilirim. Sadece bu ayakkabıyla çorap boyunu tercih etmezdim. Çoraplarımı biraz daha uzun tercih edip eşofmanımı içine sokardım. Ve beyaz bir ayakkabı tercih ederdim ama çok sorun değil yani. Herkesin evinde de beyaz bir ayakkabı bulunmuyor sonuçta. O yüzden çok göze batmadı. Aynen. Sadece çoraplarının kısa gelmesi, oradan et görünmesi beni çok rahatsız etti ama maskesiydi, böyle tonsür ton olması, her şeyin hoşuma gitti, böyle evet, griliği bulması. Evet, çok güzel zaten. Aynen. Sadece kolların batik olması falan ben de bayağı sevdim. Gerçekten beğendim. Ya bu kombine puanım benim 8. Benim de. Gerçekten güzel bir kombin olmuş ve ben bunu giyerim. Sen? Çorap dışında her şey gayet aynen, iyi. Aynen, bence de. Bir fotoğraf daha var onda. Hayır, birer fotoğraf yapalım. Peki. Şimdi diğer kombine geçiyoruz. Seçelim. Bence en alttaki. Ya da en üstteki. Bunu seçelim. Tamam. Bu kombine kesin kesin giyerim bu arada. Bu tam sen. Tam ben. Sadece içine sütyen tercih etmem. Çünkü bence evet, sütyen çok kalıplı ve değişik göstermiş. Bir de çanta boyu benim çok sinirim bozdu. Çok aşağıda kalmış. Ben biliyorsunuz ki küçük çantaların aşığı olduğum için hep evet, o tarz giyiyorum. Bacak boyunu da kısaltıyor. Evet, çok aşağıya düşmüş ama pantolonu mükemmel. Çok bu arada iyi. Pantolonu o yırtık kısmı, işte böyle inişi falan, zaten fiziği de güzel. Gayet güzel olmuş. Bu çantayla gözlüğü tercih etmezdim. İkinci olarak da gözlük aynalı. Aynalı gözlüklerden çok hoşlanmıyorum açıkçası. Birazcık bana yakışmadığını düşünüyorum açıkçası. Biraz eskidi bu. Evet, biraz modası geçti ama bir ara çok modaydı yani böyle aynen. Aynalı gözlük takmak falan. Tabii ki de vardı aynı. Şu an için çok şu an pek aynen tercih etmem. Gözlük ve çanta dışında bu kombin benim zaten. Evet, beyaz ayakkabısına kadar bence gayet güzel. Crop'unun da belinin böyle lastikli olması falan çok güzel. Bu arada dejavu oldu. Çok garip. Evet, bunu bayağı beğendim bunu. Buna ben 8 veririm. Ben 9 veririm.
Beğenecek misiniz acaba? Beğenirler mi bu içeriği? Ben çok severek izlerim yani böyle bir şey sen. Ben de. Merak ederim yani. Kim ne giymiş, nasıl giyiniyor, ne yapıyor? Şey, beni koymuş mu diye bayağı bir bakıyorum. Instagram'dan sıkıyorum gireyim. Tek tek bir aksaklık oldu. Bu arada yüzüklerimi çok sevdiğim bir dolap uygulaması satıcısından aldım. Üstümdeki Gimmelenç. Saçlarım falan bugün inanılmaz güzelim ve yani böyle eve gireceğim tekrardan geri. Bu biraz uzuyor ama yapacak bir şey yok. Ablamın üstündeki de H&M biliyorsunuz ki. Evet, şimdi diğer kombinimize geldik. Biraz yakından bakmak istiyorum. Takipçiler senin gibi giyiniyor bayağı. Evet, bu kombini açıkçası beğendim. Yani ben bütün hepsini beğeniyormuşum gibi başladım şu anda ama beğenmediklerim olacak yani. Beni çok melek yüzlü İvana Sert gibi sanmayın. Ben buranın Hakan'ıyım. Hakan mıydı o? Hmm, Hakan Akkaya da var. Urkan mı? Hakan Akkaya'yım ben sen. Nurella. Nurella kuş uçtu baby. Açıkçası ayakkabılarını çok sevdim. Bu Nike'ın Air'in bir modeli. Ve tam bilmiyorum adını. Böyle çizgi çizgi geliyor. Baya güzel bir ayakkabı türü. Sevim sonu ya. Ben altı lastik gibi olduğu için sevmiyorum. Ben beğeniyorum bu modeli. Pantolonu güzel. Adax'ın pantolonuna benziyor birazcık. Adax tipli bir pantolon. Üstüne de gömlek. Bayağı yüksek var bu arada. Evet. Üstüne de gömlek giymiş. Gömleği içine kıvırmış. Şimdi ben bu burada keşke sweatshirt'ün üstüne giymiş olsaydı. Ben böyle bir şey bekledim. Ya yani bu sweatshirt üstünde olsaymış da böyle yakalarını çıkarsaymış tam böyle Koreli kız tarzı gibi bir şey. Ne deniyor o tarza? Tarzın adını tam hatırlayamadım ama bence bu sweatshirt'ü üstüne giyseydi gömleği öyle içine kıvırmak yerine. Çünkü gömlekle kıvırma işlemini çok sevmiyorum. Bağlamak daha iyi olabilirdi bence burada. İçine kıvırınca biraz böyle sert oluyor bence gömlekte. Ama genel olarak baktığımızda renkleri şu anda anlamıyorum ama siyah, beyaz, gri diye düşünüyorum. Beyaz çorap çekmesi benden bir puan aldı. Genel olarak bu kombini de sevdim. Dediğim gibi sadece keşke üstüne sweatshirt'ü giyseydi. Sen ne düşünüyorsun? Ben düşünmedim. Yani sen sweatshirt giysen burada gömlek giymesinin ne anlamı kalacak? Yakalarını yani çıkaracak ve çok tatlı bir görüntüsü olacak. İşte şöyle yakalarını çıkaracak ve kollarını mesela sweatshirt'ından biraz daha belirginleştirecek. Yani burada yapmak istediği tarz o değil sanki. Ben genel olarak paçalarının yani kot pantolonunda böyle alttan şey görünmesini sevmiyorum. Ama kot alttan, değil o bence. Yani, ama kumaş da değil bu. Hafif spor bir kumaş var bunun buradan anladığım kadarıyla. O yüzden burada ben spor ayakkabı beyaz çıkarılmasını çok sevmedim. Keşke direkt böyle daha maskülen bir ayakkabı giyseydi şeyin altına, gömleğin altına. Yani dıştan bakıldığında çok güzel görünür ama böyle detaylı incelediğinde sadece bunlar gözümüze dıştan bakıyor. Dıştan bakınca göze batan hiçbir şey yok yani bu konumda. Klasik yani. Kemerinin zımba detaylarını çok sevmedim. Evet. Bence zımba da biraz artık eskidi. Kemer de bence bu tip çok takılmıyor artık yani evet, kemer. Biraz. Ama çok seven insan var değil yani. Kesinlikle kötü değil ama benim tarzım olmadığı için ben 7 veriyorum. Ben de 7 veriyorum bu arada. 7, ben 6 verecektim. Öyle yap. Ne bileyim, senin tarzın olmamasına rağmen. Evet. Hangisi? Azra'nın ismini geçirmek istiyorum. Azra benim çok sıkı bir takipçim ve gerçekten sürekli yazışıyoruz, konuşuyoruz. Merak ettiği şeyler bana soruyor falan. Instagram'dan sürekli... Evet, şimdi kombinini yorumluyorum. Gerçekten Azra ile çok güzel bir iletişimimiz var ve gerçekten çok sevdiğim bir kişi kendisi. Bir sürü fotoğraf atmış ve biz bir tanesini seçiyoruz arasından ve bence en iyi kombin buydu attıklarının arasında. Helal kanka. Bu üstündeki büyük ihtimalle Adax'tan alınmış ve gerçekten güzel bir parça. Aynısı bizde de var ama sadece delik. büyük pazardan aldık. Bir deliği var, bir de ikinci olarak da biraz büyük beden. Onun tam kalıbı olmuş ve fiziğin gerçekten muazzam güzel. O yüzden böyle cuk oturmuş. Bu arada çantanı sevdim. Zaten benim taktığım çanta ama ben çok uzun. Yani askısız gereksiz uzun. Beline gelmiş. O birazcık senin bozdu. Ben şurada falan bitmeliydi. Onu kısaltma şansım varsa bence bir tık kısaltabilirsin. Pantolon anladığım kadarıyla mom jean. Ve bence gayet güzel. Klasik bir kombin ve bence geçerli yani. Böyle dışarı çıksan. Aynen. Böyle dışarı çıksan dikkat çekersin ve bence güzel bir tipim var. Ben 9 veriyorum bu arada. Golden Hour'u da yakalamışsın. Bayağı hoş yani. Çok eleştirecek. Keşke birazcık takı taksaymışsın ama. Böyle bir eksiklik var. Hani bir küpe olur, bir yüzük olur ya da biraz kolye yok, kolye istemedim kolye ben. Olmadı mı? Yüzük
bileklik, ne bileyim bir şey, bir takı istedi yani. Ama en azından yüzük bence, ama elli parmakları gözükmüyor. Bence en iyisi küpe takabilirdin. Küpe taksan gerçekten böyle büyük, dolgun bir şey taksaydın güzel olurdu. Biraz şeysin, boş bir kombin biraz. Biraz daha dolu olabilir. İyi başlayayım. Yok, kötü bir şey değil ki. Boş yani, ceketi yok, bir şey yok. O yüzden hani 3 parçayı değerlendiriyoruz. Çok belirgin olan şeyleri yok. Ama çok iyi bence. Ben 9 veriyorum sen. Ben de 8 veriyorum. Çok. Ay, puanları nasıl toplayacağız? Toplamayacağız. Tamam. Birinciyi seçmeyeceğiz. Yok. Okey. Devam edelim. Ancak'dan YouTuber'lar falan çok geldi deyince şaka sanırsınız ama hakikaten bayağı geldi yani. Değişik bir kombi yok mu? Evet. Sonunda böyle farklı bir tarzda biri geldi. Şöyle ki ben hırkayı o şekilde giymeni sevmedim açıkçası. Ama seçtiğin çorap açıklığı çok evet, güzel. Böyle muz çorap seçmemişsin ve hafif teninin belli olması benim çok hoşuma gitti. Botların da gayet iyi. Belli ki zaten uzun ve zayıf bir kısım. O yüzden botlarının normal görüntüde keseceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden bence yakışmış. Eteğinin böyle şey, okul eteği ve fıtı fıtı olması bayağı güzel. İçine zaten düz siyah boğazlı giymişsin ama lacivert ve siyah olması biraz sinirimi bozdu. Neyi? Şimdi eteği lacivert, üstü siyah. Ama çizimleri siyah eteğin. Siyah. Siyah gölgeleri var yani. Evet, doğru. Beyaz hırka. Bir şey çok beyaz fazla. Beyaz galiba. Falan. Aynen. Ya da o siyah hiç giymeyip sadece beyazı giyip önünü bağlayıp böyle içine sokarak da bunu tercih edebilirdim. Hırka birazcık fazla geldi ama onun dışında gayet iyi. Yine sende de birazcık takı eksikliği var bence. Genel olarak bir takı da bir tamamlayıcı oluyor sonuçta kombinlerde. Birazcık takı taksaydın çok daha iyi olabilirdi ama genel olarak ben sevdim bu kombini. Ben de. Zayıf yani bir kız için ideal. Ben ne alaka diyor. Beni evet, bu meclisinden evet, çıkarın diyor. Neyse. genel olarak böyle bir şişme mont tercih etseydin o hırka yerine bence çok daha iyi olabilirdi. Ya hırka fazla ya da içindeki siyahı çıkarabilirdim. O ikisi arasında kaldım ama genel olarak sevdim. Ben de hırkayı çıkarırdım kesinlikle. Botların, şeyinin, çorabın ten gözükmesi çok iyi. Genel olarak zayıfsın zaten. Yani bizim bu hayatta en sevdiğimiz şey zayıflık olduğu için. Zayıfsın. Bayağı iyisin bence. Ben 8 veriyorum. Bence de bir 8 de benden. Çok iyiydi. Bu kombin ve odası aşk. Gerçekten müthiş, 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 müthiş. Bunu sen parçalarsın yani. Bunu giyersin. Giyerim. Bu ablamın 3 günlük kombini olur. 3 günde bunu giyer. Evet arkadaşlar, ben bu kombini çok sevdiğim zaman gerçekten arka arkaya giyiyorum. Bu da onlardan biri. Pantolonun mükemmelliği, inişi, sweatshirt'ün kalıbı, durduğu nokta. Ya müthiş ya. Ya bu kombini ben istiyorum kargola bana ama bu kadar zayıf değil. O bak leoparlı tokanın orada birleşimi. İşte bakın takı derken yani bir tamamlayıcı derken mesela toka takmış. Takı takmamış ama toka takmış ve o toka da onu bir takı yakalamış. Olsa. Yakalamış ya. Ve müthiş. Ve kombini bir adım üste çıkarmış. Çantasının bittiği yer. Tam sevdiğim yer. Kahverengi takması. Üstüne beyaz bir sweatshirt tercih etmesi. Müthiş ya. Benden 10 puan aldı. 10. Müthiş. Ben... Çok hoş ve saçlarının boyu da çok güzel bu arada. Bayağı iyisin. Bigem, adını söyleyelim bari. Bigem, böyle devam kanka, çok iyisin. Bu da çok iyi bence. Gerçekten bana gelen ilk 10 falan çok iyi, sonlara doğru biraz. Başlıyorum. Deri ceketi çok güzel. Çok iyi. Çok güzel. Kesimi boyu, çok iyi. Bu oversized'lı kolların hafif böyle balon gelmesi. Bittiği yer ve zayıflığın yani bu her şey bu kamufle olmuş ve çok güzel olmuş gerçekten. Küpe mesela küpe takmışsın ve benim çok hoşuma gitti orada böyle minik bir, evet, minik bir halka takmam. Böyle dağınık kıvırcık saçlılar mesela saçları nasıl kullansın böyle de kullanabilir. Sürekli açık olmak zorunda değil ve çok güzel bir toplayış böyle dağınık hafif. İçine düz siyah. Ya çok farklılık yok. Şimdi dersiniz ki bu kombinde evet, ne var? Burada ama şöyle bir şey var ya, yıldız parçası var. Evet. Yani o ceketin hafif parlaması, uzun bitişi ama böyle bileklerinin tam kapanışı falan. Bu yani gerçekten yıldız bir parça. Yani bunu bulduğun an bence zaten çok da olay ya, beyaz böyle, giyeceksin ya evet, siyah yani giyeceksin. Böyle kombinlemelisin ki hani o parçaya değsin. Ölmesin o. Ve çünkü farklı bir renk tercih etseydi bence bu kadar gözümüze batmazdı. Evet. Deri ceket değil bence tam olarak. Böyle bir gömlek kumaşında evet, bir ince bir şey ama çok iyi. Çok güzel. Çok beğendim 9. seni. 9 da benden geliyor Melda Çağlayan. Şimdi ben de bu kombini yine çok sevdim çünkü gayet güzel. Sadece hırkasının bittiği yeri sevmedim.
Çünkü altına bol bir pantolon tercih etmişsin. Çok güzel ama hırka biraz da böyle poponda bitiyor. O benim sinirimi bozdu. Hırkanın biraz daha crop bitmesini isterdim. İçinde giydiğin crop top gayet Kısalığı iyi. çok iyi. Aynen. Çünkü altındaki de bayağı yüksek. Böyle illa orada bir açıklık istedim. Çok zayıfsın zaten. Ama illa orada bir açıklık olması güzel olmuş senin için. Çantam da çok güzel. Hırkanın rengi hardal. Ablam hardal. Anti Ben hiç hardal sevmem. club olduğu için o sevmez ama ben yine sevdim. Sadece hırkanın boyuna takıldım ben. Sen Yani benim için pantolonu çok güzel. Yani çok zayıf güzel. olsam üstünde bayağı bu kış herhalde bunu görürdü insanlar. Çünkü hem belin uzunluğu kapanma noktası çok iyi hem de paçaların inişi Evet. birikimi çok iyi. Crop'un da çok güzel ama yani benim için hardal renginin kabul edilebilirliği yok yani Bu arada dünyada. kolyesi de güzel. Bu kadar kötü bir renk bilmiyorum ben. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Genel olarak ben hiçbir şeyin Evet. hardalını sevmem. Ben sevmiyorum. Çantan güzel ama çantan tam hardal değil. Biraz daha kahverengiye Evet. dönük. Taba rengi gibi böyle Hırkanın açık. sevdiğim şey de balon kol olması. Evet. Yani bu sezonlarda küçük bir göz kırpmışsın. Bu sezon biliyorsunuz kollar hep ön planda. Hırkayı ben sevdim ama renkten benim için ben 8 Kaldı. yani 7,5'dan 8'e Ben 9 bırakıyorum. verdim bu arada. Gayet güzel. Evet, bu aşırı tatlı bir takipçim ve Evet. gerçekten o kadar güzel bir yorum atmış ki. Hem ablama atmış hem bana atmış. Bana attığını da görmüştüm bu arada. Senden önce okumuştum ben bunu. Evet, sana atacağını bilmiyordum. Demiş ki benim boydan çok az fotoğrafım olduğunu fark ettim. Biraz özgüvensizmişim gibi hissettirdi. O yüzden şimdi kendim ve annesinin en iyi hissettiği iki fotoğrafını atmış. Çok detaylı bir kombin değil ama böyle bir şey yapması o kadar tatlı ki annem bence gayet güzel giymiş. Bu arada Ya çantası evet, çok annen iyi. çok tatlı giymiş ya. Çantası Yaşından da çok çok iyi. uyumlu yani Bence gerçekten. de. Pantolonun inişi falan çok iyi yani Renk anneninki şu an. seçimi. Evet. Tarz yani kadın Bayağı tarz olmuş. tatlı bir tarz. Bizden selam. Şimdi çok haklısın. Kilolu insanların maalesef ki böyle bir özgüvensizlikleri var. Bir Güzel. dönemde çok kilolu olduğumuz zamanlarda bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyoruz zaten. İnanılmaz Çok kiloluyduk kilolu arkadaşlar. bu. Ne? Bu nasıl yani? Ne demek istedin? Bir ara vardı ya senin Ha, ve benim. tamam. Tamam. Aynadan fotoğraflarımız vesaire. İnanılmaz kiloluyduk ve kilolu olmak gerçekten hayatta çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Çünkü bunun psikolojik baskısı var. Kendini kötü hissetme, özgüvensizlik. Her şey birbiriyle çarpıştığı bir döneme giriyorsun Ya aslında bir de kilo aldığında. hayatın her anında bir şeyler yaparken hep kafanın bir köşesinde ne kadar kilolu olduğunu bir şey yapıyor yani. Bir Bunu şekilde ben buradayım diyor. Bunu Ben birinin burada söylemesine de sayıyorum. gerek duymuyorsun aslında. Çünkü sen kendini o bedende o kadar kötü hissediyorsun ki. Ama tabii ki bedeniyle barışık ve kilolu olmayı seven insanlar da var. Benim sözüm bedeniyle barışık olmayıp ve Evet, kilosundan nefret sevmeyen. eden insanlar için yani. Çünkü bedenini sevenler de var burada. Şimdi şey Tabii olmasın. body positivity olayını komple içselleştirip bunu anlayıp bu akıma göre, bu düşünce biçimine göre yaşamaya çalışanlar zaten bunu halletmiş oluyor bence kendi içsel olarak. Biz de şu anda asla bedenimizle barışamadığımız bir dönemdeyiz ve zaten sizin yorumlarınızda maalesef ki beni sevmeyen birkaç kullanıcı var. Yani ben kanalım büyüdükçe çok daha fazla olacak buna eminim. Ama bu benim için artık bir sorun değil çünkü etrafımda çok fazla zamanında kilomla dalga geçmiş insan vardı. Ve artık kiloyla barışmayı hem şu aradayım yani kilomla barıştım ama ben mutlu değilim. Sorun bu, anladınız mı? Hani biri benim kiloma laf ettiğinde evet çok üzülüyorum ama ben bu kiloyla barıştım. Sadece ben kendimi mutlu hissetmiyorum. Ben zayıf olup güzel giyinmek istiyorum. Ben zayıf olup daha rahat giyinmek istiyorum. Şimdi maalesef ki şöyle bir şey var. Zayıf bir kız kot şortla yazlık yerde dolaşıyor ve yanında şişman bir kız var. Neden şişman kız dikkat çekiyor? Anladın mı mesela? Burada bir hata var. Aynı boyda şort giymişsin. Ama o şişman olduğu için, aa şuna bak, şişmana bak ne giymiş. Yani bunları aslında biraz da yıkmamız lazım. Bu genel olarak maalesef ki insanların dayattığı psikolojik bir şiddet. Ayrıca senin fotoğrafını da buraya koyuyoruz. Gayet güzelsin. Bu kadar. Bence ya bu arada bence kilolular siyah giysin ya. Bence Yani de. burada şey yapamayacağım yani. Eğer mutsuz değil de Renkli fazla giyince çok kilo kilolu evet gözüküyorsan. kilolu gözüküyorsak bence siyah giymekte bir sıkıntı yok. Burada da senin seçtiğin pantolon benim de Çok hani güzel. kiloluyken en giymekten hoşlandığım pantolon şeyi. Bir de boyun da uzun zaten. O Evet. yüzden böyle hani İspanyol paçalara doğru genişleyen bir alt Zayıf giymem çok göstermiş iyi olmuş. bacaklarını. Ha. Ve ayrıca Kombin de üstünün tatlı de gayet. böyle balon kolaması benim hoşuma gitti. Seni de buraya bir yere koyuyoruz. Özgüvensiz olma.
Gayet güzel. 8 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. Evet, hemen fotoğrafını şuraya bir... hemen fotoğrafını şuraya bir yere koyduk. Genel olarak sevdim. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu da senin tarzın bayağı. Benim tarzım ama ben kadife pantolon tercih ediyorum. Bence kadife pek olmamış. Çünkü bilmiyorum, kadifeyi sevmediğim için olmamış. Normal baktığında gayet güzel duruyor ama ben kadifeci olamadım hiçbir zaman. Kilomdan dolayı da olabilir. Biraz kilolu gösteren bir kumaş türü. Ve tarzım kadife değil. Kadıköy kızı. gömleğin güzel. Bu aralar bayağı favori bir gömlek. İçinde crop'un yapışkanlığı ve boyu çok iyi. Ve önünün ve yuvarlak yaka gelmesine rağmen çok güzel durmuş bu arada. Ben normalde yuvarlak yaka çok bir şey tercih etmem ama çok hoş durmuş bende. Gözleri de çok iyi göstermiş. Evet. Botların zaten klasik. Zaten zayıf bir kızsın. O yüzden botların bence normalde çok dikkat çekeceğini ve kötü duracağını sanmıyorum. Seni keseceğini vesaire. Renk uyumu da çok iyi. Evet, kontrast olmuş bayağı. Sadece ben kadife pantolonu sevmedim. Ben sevdim kadifeyle. Çok şeyim yok. Yüksek belli olmasını da sevdim. Yüksek belliği çok güzel. İyi. Ben 8 veriyorum. Ben de 7 veriyorum bu arada. Yine güzel. Evet, güzel. Bu sana benziyor. sadece... Şimdi güzel bir kombin. Kemeri tercih etmezdim. Pantolonun aynısı bende var ve gayet güzel duran bir şey. Converse'lerin aynısı bende var, gayet güzel duran bir şey. Kemer olmasaydı keşke. Üstündekinin de biraz daha kısa olmasını isterdim ben. Bir tık göbeğinin açıklığı çok az olmuş. Ya da tam uzun olsun, içine sokmanı isterdim. Ya da biraz daha kısa olsun isterdim. Onun dışında benim dikkatimi çeken kötü duran bir şey yok. Ben üstü aşırı sevdim. Galiba başkanasın, umarım o üstü almışsındır yani. Böyle şey, karikatür gibi olan üstlerden ve bayağı moda. Çok da güzel. Üstüne zincir kolye atmanı da sevdim. Pantolon... Yırtıklığı benim çok hoşuma gitmedi. Bence bir tık fazla yırtık. Keşke tek bacakta yırtık olsaymış. Kemer bu kombi için okey. Ben çok konversiyonel değilim ama bu kombine yakışmış. Kaç veriyorsun? 8 veriyorum ben. Ben de 8 veriyorum. Yine iyi. Üsttekini seçerim. Gayet güzel. Yani bizim giyeceğimiz tarzda bir şey. Eşofmanının kalıbı güzel. Yüksek belliği de çok hoş. Tişörtün de güzel. Gri gri yapmam benim takım hoşuma gitti açıkçası. Evet. Üstündeki hardal rengi yine anti hardal olduğu için sevmeyecek ama ben genel olarak baktığımızda güzel geldi gözüme. Ben de çok beğendim ya. Yani burada tam... gri ile hardal beni çok kötü hissettirmedi mesela. Evet. Tam bir böyle arkadaşlarla takılmalık, dışarı çıkıyorum, kahve içeceğiz falan tarzında. Ve ben bu tarz çok giyindiğimiz için benim hoşuma gitti açıkçası. Ben puanım yani 9. Takım olmasını özellikle çok sevdim. Kesinlikle 9 ben de. Altında da bir siyahlı kombin atmışsın ama o siyah olduğu için dedim griyi seçelim. Kanka! Hiç kötü gelmedi sana. Ya, sırayı bozmamak için devam ediyoruz kötü gelene kadar. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kuş uçtu baby. Yani bayağı bizimlese bayağı. Müthiş. Ben bu kombinle çok merak ettim ayakkabılarını. Bence beyaz Nike Air Force. Bana da öyle geldi ama en çok merak ettim. Umarım Nike Air Force'dur. Ya da böyle beyaz kalın tabanlı bir şeydir. Gözlüğün çok güzel. Vintage. Tişörtün zaten zayıflığında mükemmel bir uyum sağlamış. Çantanın rengi. Çantan çok güzel. Çantanı nereden aldın yani? Gidip kendimi almak istiyorum. Ya bunları geçtim. O pantolona aşık oldum. Sen de olmuşsun. Müthiş yani kalıbı, senin bacakların o kadar güzel durmuş ki şokta dayım. Harika. Yere yatıp 10 puan yani. Olsun. Gerçekten 10 puan, müthişsin. Çok iyi. Çok iyisin. Yani diyeceğimiz hiçbir şey yok. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bence buna siz de yüksek puan vereceksiniz. 10 dostlar yani. İkinci olmamızı alan oldu. Rötuşlar. Simay'da kaldık. Simay aşk o. Bu nasıl bir fizik? Bu nasıl bir güzel giyinmek? Bu nasıl bir güzel? Sadece birazcık kombin değil yani. Şöyle diyebilirim. Üstün güzel, altın güzel. Başka bir şey yok yani. Çanta yok, aksesuar yok. Bir şey istedim ben buna. Bir takı olsun, bir kolye olabilirdi bence buna güzel bu arada. Ama çok iyisin. Ama yani üstündeki çok güzel. Gerçekten müthiş. Bayağı iyi yani. Fotoğraf da çok iyi bu arada. Evet. Yani gerçekten... Şu karanlıkta bu kadar iyi çıkmak. Çok iyi çıkmışsın. Helal ki.
9 mu? Biraz açımız değişti, kusura bakmayın. Ben de 9 veriyorum. Altındaki kombin de çok güzeldi ama diğer attığın fotoğraftaki, yani buraya koyduğumuz fotoğraftaki üstün çok güzeldi bu arada. Şimdi başka bir kombine geçtik. Saçların çok güzel. Gerçekten saçları çok iyi değil mi? Evet. Zeynep Bastık mı? Gerçekten çok güzel saçların var. Tişörtünü sevdim. Birazcık kol boyu fazla uzun. Evet, ben bu kol boyunu çok sevmiyorum. Yani şurada bitmesi benim sinirimi bozuyor. İçine giydiğin güzel, bence değişik bir hava katmış ama kol boyun o kadar sinirimi bozdu ki içindekine bakamıyorum. Pantolonun güzel. Kemer tercih etmez ama aksesuarın güzel. Sadece güzel. Biraz fazla. Yani burada pötü bir kare var. Burada transparan bir şey var. Siyah bir kemer, zincir falan, böyle hepsi bir kargaşa oluşmuş. Paçaların yırtık, bacakların yırtık. Bence kemer olmasaydı, yani kemerle zincirin olmasaydı çok daha iyi olurdu. Ya da üstündeki basic bir düz tişört olsaydı, evet, daha çok tercih edebilirdim. Yani damalı tişört çok güzel. Damalı da bu sezonun bomba parçalarından. Ama kovboy benim de sinirim bozdu ve bu kadar aksesuarı ben sevdim. Zincir, yırtıklık, kemer, ama evet dediğin gibi damayı oradan atıp artık sadece beyaz tişörtle devam etse çok daha iyi olur. Ama genel olarak bence iyi bir kombi. Çok hoş bir kombi. 8. Ben de 8. Kol boyundan 8 veriyorum. Evet, al işte yine başladık. Sana attıklarımı yorumlayalım. Şimdi bir tane erkek takipçim atmış ve inanılmaz mutlu etti beni. Evet. Çok güzel giyinmişsin. Çok iyi bir tarz. Gerçekten ben çok sevdim. Saçları da çok iyi. Evet. Genel olarak bayağı bir tatlı bir tipim var. Ceketin çok güzel. Rengi inanılmaz güzel. Tam bir vintage bir ceket. Pantolonun kalıbı müthiş. Evet. Kot pantolon. Kalıbı çok güzel. Ayakkabıların zaten böyle evet, hafif topuklu olması bence çok tatlı durmuş. Kalın taban. Evet ve biz de alabiliriz bu arada. Bizimkinin bu zaten. Bizim lacivertin de hiç çok güzelmiş rengi. Beyaz tişört tercih etmen de çok güzelmiş. Oversize bir şey. Evet. Bence sırt çantası da bence erkek hani çanta takmalı bu arada. Evet. Sen de düşünüyorsun değil mi? Ama ben sırt çantasını çok seviyorum erkeklerde. Ben çok bel çantacı değilim onun mesela. Bel çantası biraz itici duruyor bence. Bel çantasını şunu takmaktan bahsediyorum. Değil mi? Evet. Öyleyse ben seviyorum. Bel çantası benim çok hoşuma giden bir şey değil ama genel olarak ben kombinini çok sevdim. Ben de çok sevdim. 10 puan. Ve renk uyumlarını falan da çok sevdim ben. Böyle hani mesela veriyorum. Siyah bir pantolon giyseydin çok kötü olurdu. Çünkü kahverengi ve siyah çok kötü olurdu ama bu kadar açık tonlarda bir kombin yapma bence çok özgüvenli ve güzel olmuş. Iyi. 10 veriyorum sana. Ben de bayağı sevdim. 9 evet. Veriyorum. Şimdiki bir takipçimin eşofman altı müthiş. Çok iyi. Eşofman altın çok güzel. Sadece kalıbı benim sinirimi bozdu biraz. Ben biraz daha aynen bol sevdiğim için ama sen zayıf bir kız olduğun için sana gayet güzel olmuş. Ceketini de sevdim. İçindeki crop'un boyunu da sevdim. Sadece ayakkabılarını sevmedim ben burada. Burada biraz daha kalın tabanlı bir spor ayakkabı tercih ederdim. Ben seninki birazcık basık olmuş. Seninki birazcık evet, basmış gibi duruyor biraz. Ve ayakkabıyla eşofman arasındaki boşluk da sinirimi bozdu mesela. Orada bir beyazlık istedim ben. Belki beyaz çorap giyseydin ayakkabıların bu kadar dikkatimi çekmezdi ama ayakkabı hariç genel kombin iyi. Hı. Genel olarak biraz daha kalın tabanlı bir şey olmalıydı eşofmanın altında ya. Çok sen bu eşofmanı ne tercih ettin? Nasıl kombi yapardın? Ben üstüne bunu pastel tonlu bir şey giyerdim. Belki üstündeki gibi, belki daha pembe bir şey ile giyerdim. Yani siyah kombinle lazım ve desenle deseni ben yapmayı çok seviyorum. Hı hı. Büyük ihtimalle desenli çizgili bir şey olabilir. Eline çizgili şeyler tercih edebilirdim. Kalın taban bir ayakkabılarımızdan birini giyerdim ama genel olarak çok hoş bir kombi. Ben de mesela bunu böyle bir eşofman altı almak istiyorum bu arada. Bu hafta Beşiktaş pasajına gidersek muhakkak bakacağım bunlardan. Ben bunu full beyaz kombi yapardım. Yani üstündekini de beyaz tercih ederdim, ceketimi de beyaz tercih ederdim, arkamı da. Full beyaz bir kombi yapardım çünkü gerçekten asıl parça eşofman altım ve çok güzel. O kaplan detayları falan mükemmel bir detay olmuş bence. O yüzden ben bunu full beyaz yapardım ama senin tercihin de gayet güzel. Şimdi artık diğer kombine geçebiliriz. Şimdi Damla. Selam Damla, hoş geldin. O zaman Damla'ya bir kısmetse olurca konuşalım mı? Hayırdır. Hayırdır Damla, giyinmişsin böyle, nereye gidiyorsun? şimdi öncelikle üstündeki güzel. Üstündeki gayet güzel. Altındaki eşofmanın da bolluğu çok iyi durmuş. Ama burada maalesef ki yorumlayabileceğimiz pek bir kombin yok. Öyle söyleyebilirim. Siyahla beyazı kombinlemişsin. Güzel olmuş. Ben check altına... Check print'i de güzel. Aynen. Ve göğüslerin de güzel olduğu için açıklığı hiç dikkat çekmemiş ve gayet güzel durmuş. Genel bakınca güzel ama dediğim gibi çok bir kombin olmadığı için ekstra farklı bir yorum yapamayacağım. Geçiyorum.
8 puanım bu arada. Evet, 6 puan verebilirim. Kötü müyüm? Ne var yani? Deneyelim mi tekrar? Kübra, seni açmak istedik ama açılmıyorsun evet. Tatlış. Bebiş, açılmıyorsun bebiş. Songül. Songül'cüğüm çok güzel kızsın ya. Vallahi çok güzel. Vallahi duru bir güzelliğin var. Müthiş bir... Kısa saçın yakıştı. Denelim. Like attık yani sana. Bayağı iyisin. Güzelliğinden yorum yapamayacağım. şimdi altındaki pantolon dar mı, bol mu? Dar yani, gibi geliyor ama. Bence de dar bu arada. Ama şimdi yani burada aslında çok bir kombin yok. Genel olarak çok güzel bir kızsın. Hırkanı at. Çok iyisin. Bence hırka... Ya ben siyah bir şey söyle... Beyaz hırka hiç sevmiyorum. Ben de şöyle tercih ederdim. İçimdekini çıkarıp sadece hırka giyerdim. Hırkanın önünü birazcık ilikleyip hırkayı tercih ederdim. Genel olarak güzel bir kombin. Evet, halka küpe takmışsın. Yani. Çok hoş bir kızsın. Çok bir kombin olmadığı için hani çantadır, aksesuardır. Çok yorum yapamayacağım. Çünkü pantolonunu falan da göremiyoruz. Ayakkabını falan. Kesinlikle. Genel olarak güzel. 8. Güzelliğine 9. Evet, çok güzelsin. Allah maşallah. Marko'dan. Hilal İmdat. Soyadı çok iyi. Biraz karanlık ama yorumlarsanız sevinirim. İran aşkıma selam. Selam. Şimdi gerçekten biraz değil bayağı karanlık bir fotoğraf. Yakınlaştırıp bakacağız buna. Pantolonun kalıbını sevdim. Biraz daha bol olmasını isterdim ama bacakların ince olduğu için çok dikkatimi çekmedi yani bu hafif. O bacaklar bayağı ince bu. Bayağı arada. İnce. Yani, karanlık olduğu için tam anlayamıyorsun ama bayağı ince bir bacak yapısına sahipsin. Müthiş. Yani bak ne isterdin? Göbeğin mi olmasın, bacağın mı olmasın? Bunu bana sorma yani. Bacak. Gerçekten yani bacağımız olmasın, göbeğim şöyle olsun falan diyorsun. Neyse. Ya bu video hiç komik olmadığını fark ettik ama bence zaten her videomuzda güldürmesin be kanka. Bu sefer de gülmeyi verin. Bu sefer güldürmedi. Maalesef ki. Neyse bu komik şakalı bir komik. Hayırdır. Hayırdır Azal. Bana hiç yemek yapmıyorsun. Azal sen çok kıskansın. Ya seviyorum ya. Ağlamayacağım. Git şuradan Allah cezan. Neyse. O anı yapabilir miyiz şimdi? Şimdi buraya bu videoyu koyabilirsen. Bu videoyu ne olur Beril'i buraya koyabilelim lütfen. Çünkü bunun izlenmesini aldım. Dün gece böyle ağlıyorum. Ablama gittim. Uyumuştum. Maalesef ki tek başıma gülmek zorunda kaldım. Ama çok komik. Hadi yapalım. Sen güzele güzel demezsin ama. Niye? O kadar güzel demek. Güzel. Neden korkuyorsun? Korkmuyorum. Niye korkayım? Şu anda? Hı? Bak. Sen benden korkuyor musun Semih? Ne alakası var? Hayırdır ya? Hayır korkmuyor gülüyor bak. Bak bir daha. Sen benden korkuyor musun Semih? Yok Azal hayırdır. Sen benden korkuyor musun Semih? Şöyle bak. Dur tam full HD yapmaz. Ben mi Azal'ım? Sen Semih miyim? Sen benden korkuyor musun Semih? Hayırdır Azal ne alakası var? Korkmayacaksın. Güleceksin, kahkaha atacaksın. Neyse bunu buraya bir yere koyacağız. Önerelim. Güzel nasıl okunuyor? Koket. Koket markası müthiş bir limonlu cheesecake yapıyor ve biz de bunun Oreo'lu dün Milano'nun takipçilerine gelen evet Magnolia'sını aldık. I-Zbir'de 6 lira cheesecake'i limonlusu ve frambuazlısı var. San Sebastian'da var. Migros'ta 10 lira. Hatta şunu bir deneyelim. Ondan sonra kıza asla yorum yapamadık. Yani. Hayırdır. Ama kavanozda falan veriyorlar ya. Bu kavanozda zaten ambalajı 2 lira falan. Şuraya getiriyorlar bu maliyet. Evet arkadaşlar yine Banu Berberoğlu olduk. Bu arada yorum yapayım. Kötü değil ama fazla kremalı. Hı-hı. Ben bu kadar kremalı şeyleri çok severim. Peki bir tat kahve koy falan. Ama Oreo olayı yani. Ama Oreo'yu bol bol koymuşlar. O açıdan çok iyi. Evet şimdi Hilal İmdat'a artık bir yorum yapalım. Benim tarzımda giymiş. Sadece ben bu botları kullanmazdım. Bu tarz düz tabanlı botlar zaten boyum kısa olduğu için daha da yerden bitme gösteriyor benim. Çantanı çok sevdim çünkü tam benim tarzım ve bittiği yer çok güzel. Ceketin de gayet iyi. Sadece biraz ince. Ben bu incelikten biraz rahatsız oldum ama içine giydim.
beyaz, dar boğazlı şeyin gayet güzel. Genel olarak iyi bir kombin ama botların ve botlarından kırıyorum ya ben sadece. Ben pantolonumu da çok sevmedim ya. Yani. Sen mamcını çok sevmiyorsun. Yani. O yüzden ben çok sevemedim. Ben mamcını sevdiğim yani için. Birleşimi çok sevemedim ama evet senin tarzına yakın gerçekten. Ben ayakkabıdan kırıyorum o yüzden 9 veriyorum. Ben de 7 veriyorum. Kötü değil kesinlikle. Bana uymuyor diye de kötü veremeyeceğim. Yani. Evet bir tane daha kombin gelmiş. Şöyle. Bu kombin güzel. Tek tek parçaların hepsini kullanırım diyebilirim. Ama birleştiğinde bir tık tişörtün kilolu gösteren bir boyu şey. Çok kötü. Bir tık kilolu gösteren bir kombin olmuş. Çünkü bilekli Converse tercih etmişsin, bileklerini kısmış. Kollarının çok kısa bir kol tercih etmişsin, kolların kilolu gözükmüş. Aslında zayıf bir kısmın, gayet iyi bir orantılı bir vücudun var. Eteğini gayet sevdim ama ben bu eteği farklı kombinlerdim. Kolyen de çok güzel bu arada ve küpelerin de böyle yıldızlı olması ve saçlarını toplaman çok güzel olmuş. Çok şöyle bir şey söyleyebilirim. Böyle bir üst tercih ettiysen bence bol bir bence bol bir pantolon tercih etmelisin. Çünkü çok daha iyi olur. Hem de Vans diyorum. Converse'lerin sinir bozmaz. Bence benim biraz Converse'ler sinirimi bozdu. Converse'ler olmasa aslında güzel oluyor bak. Ben ya tişört çok sevemedim ya. Hem yapışkan kumaşı çok kötü hem de şöyle bittiği için, oval bittiği için kolun oradan fırtlamış gibi duruyor. Halbuki zaptı etsin yani. Evet, yüzü de çok güzel baksana, orantılı. Buna bak. O kurt burnun çok güzel. Maşallah. Evet. Ama yine de kötü bir kombin değil. Gayet iyi. Yani 7 veriyorum. Çok da böyle ben de 7 veriyorum. Aa, bu kız ne bir Converse'lerin benim sinirim bozdu. İşte Converse'ler olmasa daha iyi durabilir. Kötü değil. Eteğin çok güzel aynısı çok bende güzel. De var bu arada. Bayağı biz bunu kullanıyoruz. Evet var ya bizde de. Bayağı kullandık ama sattım sonra ben çünkü zayıfladık. Ama şimdi kilo aldık yani şu an olsa giyerim. Zayıfladığımız için inanılmaz bol geliyordu. Satmak zorunda kaldım. Evet, eteğinin boyu müthiş güzel bu arada. Gerçekten çok iyi bir yerde çok bitmiş. Çok güzel. Üstündeki pembe crop'un rengi çok güzel. Duruşu çok güzel. Keşke çanta onu içine soksaydın kötü. Çantan. Çantan ağrı çok iyisin ama çanta kötü. Çok kötü çünkü siyah burada çok sert kaçmış. Ya bir renkli bir çanta olabilirdi ya da beyaz bir çanta olabilirdi yani krem rengi bir çanta olabilirdi. Çok kenarı kapayıp baktığımızda müthiş bir kombin yani. Ya çok yani kombin yok değil aslında ama müthiş bir takım diyebiliriz yine. Yani. Takım müthiş olarak çok ikili. Güzel evet gerçekten öyle söyleyebiliriz. Tek Elif'in hangisi? Ben şu pantolonu çok beğendiğim için bununla kombinini konuşmak istiyorum. Evet çok iyi bir pantolon. Müthiş bir pantolon. Sadece kemer bence fazla kaçmış. Yani orada siyah bir kemere ihtiyaç yok yani. Bu pantolon zaten müthiş siyah bir kemer öldürmüş. Onun dışında üstündeki siyah crop çok güzel ama böyle gelmesi benim biraz sinirimi bozdu. Yani şurada şöyle şöyle olmasa. Ben daha dümdüz olmasını isterdim. Göğüs kısmının. Alt üst çok güzel olmuş, kolyelerin çok güzel, genel olarak bence müthiş yüzünü bile takmışsın. Ben göğüs kolunu çok beğendim bu arada. Böyle büstiyer gibi olması, hani kalıplı olmasını çok sevdim. Kemeri de çok sevdim. Yani benim için şu an kadar gördüklerimden ilk üçe girer. Çok güzel bir pantolon, çok iyi bir parça. Yani. Çok iyi bir parça. Yazın giy, kışın giy, baharda giy. Ben 9 veriyorum karda sen. Karda giy, ben 10 verdim. Şimdi sıradaki arkadaşımıza geldik. Pek bir kombin yok seçtiğimizde açıkçası. Bol bir gömlek giymişsin, tunik tarzda bir gömlek. Altına da mom jean giymişsin. Mom jean rengi çok güzel, kalıbı güzel duruyor. Gömleğini sevdim. Bir tık açıklık mı istedim? Evet. Bir sen bir... keşke bunu açıp içine beyaz bir tişört giyseydin. Çünkü gömleğinin renkleri çok güzel. O eskitme renkleri, pantolonun da eski bir rengi var. Evet, içine çok güzel açık olurdu. Beyaz oversize bisiklet yaka bir tişörtü içine sokup böyle gömleğini açık bıraksaydın çok daha güzel olurdu. Burada biraz yine Kore'ye göz kırpmışsın. Orada hem kadınlar üstüne bol giyiyor, altına bol giyiyor. Çok kötü değil ama çok da giyeceğim bir şey değil. O yüzden ben 6 veriyorum. Evet, ben de 6 veriyorum. Benim de çok tarzım değil. Evet, güzel bir kombin geldi. Tam, ben onu çok sevdim. Tam benim tarzım bir kombin yani. Ben Miran deseler bunu bana göster. Yani mesela yüzünü kapatsalar benim tarzım derim yani. Üstündeki hard rock çok güzel durmuş. Zaten bu hard rock tişörtlerini bayağı beğeniyorum. Altındaki eşofman altı şu an altında gerçekten. Ama tabii ki bende sende olduğu kadar oversize ve uzun durmadı açıkçası. Bende bir tık daha kısa ve daha dar durdu. Converse'lerin rengi müthiş. Çok güzel bir kombin. İçine sokmama olayını çok sevdim. Böyle üste bırakman çok daha güzel evet, göstermiş ya, seni. Bol bol yeni dünyanın şey bence çünkü artık evlerdeyiz ve sürekli bol giyme, rahat giyme alıştık, toplantılar yok.
artık yeni dünyada en azından birkaç sene hep böyle bol şeyler göreceğiz gibi görünüyor. Evet. Sevdim. Müthiş. Tatlı bir. Kolyen de güzel. 10 puan veriyorum ben sana. 8. Gülşah. Benim en tatlı bulduklarımdan biri de bu oldu. Yani tamamını görmedim ama kafamda evet. Birleştirdim. Gülşah'cığım. Bunun üçünü de böyle yan yana alt alta falan koymamız gerekiyor. Çünkü hepsi birbirinin bağlayıcısı. Hırkan çok güzel. Trendyol Mila müthiş bir hırka yapmış gerçekten. Ve Zebra seninki evet, desen desen seven bir insan olduğu için çok güzel bir desen karmaşası yaratmışsın. Altına da hırkanın mavisinden altına da mavi bebe mavisi bir eşofman giymen benim için çok iyi olmuş. Ben sadece siyah çoraplarını sevmedim. Keşke orada hiç siyahlık görmeseydik de beyaz bir çorap görseydik. Ayakkabılarında gayet güzel Lebron. Benim en sevdiğim kombi ne oldu? Çünkü ben desenleri karıştırmayı çok seviyorum ve hani çiçek ve zebra benim bile çok böyle bu kadar feminen bir şeyle bir araya getirmezdim. Kesinlikle çok iyi olmuş. Feminenle maskülenle çok güzel. Evet. Artık bitiriyoruz. Evet Fatma Nur. Daha uzak bir fotoğrafım var mıydı? Fatma Nur, Nike sweatshirt'un müthiş. Gerçekten çok güzel bir sweatshirt diyebilirim. Biz de ama olsak mı diyorsun? İçine tercih ettiğin şeyi ben hiç sevmedim. Ne tercih ettin? İçine gri bir şey tercih etmiş. Ben sevmedim. Gri kazak tercih etmezdim. Pantolonun kalıbı çok güzel. Ama ben bu ayakkabıları sevmedim. Çünkü evet. Bence bot giyilmemesi gerekiyordu. Böyle güzel spor bir outfit, yani sporla pantolonu kombinlemişsin ama altına bot giymişsin ve siyah bot giymişsin. Seni inanılmaz kesmiş. Yani boyun kaç bilmiyorum ama çok kısa göstermiş. Maalesef ki seni gerçekten çok kısa göstermiş. Bir de o koptan siyah ayakkabıya geçiş çok böyle keskin oluyor yani. Evet. Genellikle çok güzel durmuyor. Ben botlarını sevmedim. Bir de içindekini sevmedim ama Nike'la pantolonun kalıbı çok güzel. Ve üstüne de şişme mont almış. 7. Ben de 6-7 arası veririm. Hoş yani, kötü değil. Bu hiç ben değilim. Senin çok, çok eski bir tarzın ben. Evet, çok eskiden giydiğim bir tarz. Sana yakışmış ama ben giymem. Ayakkabı, beyaz ayakkabı tercih etmen evet. Çok iyi olmuş. Küçük çantan da küçük çok güzel bu arada. Güzel bir detay olmuş. Üstüne giydiğin siyah şey çok güzel. Ben altın dantelli olmasını ve iç göstermesini sevmedim bizim açıkçası. Bizim tarzımız değil ama kombin çok güzel. Yani o şey yüzücü üstünün evet. Gelişi ve zayıf falan göstermiş çok bayağı. Böyle kalıbını çok güzel gösterdi. Çok güzel. Başlarının önleri çok güzel. Evet bayağı iyi. Ben buna 8.5 bile veririm yani. Ben 8 veriyorum. Sadece şey sevmedim dediğim gibi dantelli olması ve iç göstermesi benim biraz sinirimi bozdu. Ama gayet güzel bir kombindi. Alıyorum ya. Şimdi ismi bilmemesini istemeyen bir takipçini paylaşıyorum. Kendisi yerde koymuş. Olabilir. Böyle kendini, vücudunu göstermek istemeyenler, kendini göstermek istemeyenler arkadaşlarımız yerde çektiği kombin fotoğrafını atabilir. Hemen yerden baktığımızla değerlendireceğiz. Bu arada pantolonu sevdim. İspanyol gibi iniyor. Sanlımca. Üstüne giydiğinde bu üstleri yapışacak, alttan da hafif bol inecek gibi geliyor bana. Hırkanı çok sevdim. Crop bir siyah hırka. Evet. Yani ben mesela içine beyaz bir şey giymeden direkt bunu giyerdim. Bunu bağlardım. Bağlanmaz ki ama bu. Önü şeyle düğmeli. Kapalı mı? Aha, düğmeliyorum. Direkt böyle o crop hırkayı giyerdim. Tulum misali bir görüntü ortaya çıkardım ama sen beyaz bir tişört de tercih etmişsin olabilir. Beyaz tişörtünün yakasını sevmedim. Biraz daha bisiklet olmasını isterdim. Tam arada kalan yakadan çok hoşlanmıyorum ama böyle baktığımda gayet iyi bir kombi. Kötü değil evet. Bunda işte mesela bunda çanta eksik, ayakkabı eksik, aksesuar eksik. Onun dışında... Ama evet yani ilk bakışta bence hani yaşım küçük demişti bana atarken. O yüzden yaşına göre evet, bence de. Bayağı vizyoner bir yaklaşım. Gayet güzel bir seçim pantolon. Yapmış. Çok iyi bir hırka yani o hırkayı herkes bulamaz. Çok güzel bir hırka bulmuşsun. Sadece hani tişört bence olmasa siyah olabilir ya da hiç olmayabilir. Evet. Beyaz orada çok girmemek lazım. Hem boyun uzunluğu da azdır. Ay. Boyun uzunsa. Yani genel olarak kendine kesmemiş olursun. Evet. Ben sevdim bu kombini. Ben de 8 veriyorum. 8 veriyorum ben de. Umarım beğenmişsinizdir. Geri kalan partları başka zaman çekeceğiz. Çünkü gerçekten çok fazla oldu. Bir tane daha mı? Şimdi bir kombin gelmiş. Ben şaka mı yapıyor, gerçek mi atıyor çok anlayamadım açıkçası. Sen? Bak ciddiyim. Hani gerçekten bana alınma.
gücenme. Ama çünkü bu arada dışarı çıkma. Böyle çıkmaman lazım çünkü bu gerçek değil. Sen dalga geçiyor bizle ya bence. Sence? Şaka katmak istedi. Hiç espri yapmadık ya. Şöyle belki yeni bir şey denemek istedi. Senin tarzını farklı buldu. O da acaba bu kombinime Miran ne yorum yapar deyip olmayacak bir şey denemiş. Ya da bizi de denemek istemiş olabilir. Gerçekten herkese kötü. Ama bu gerçekten çok kötü. Arkadaşlar şuraya koyuyor. Ya böyle demek istemem ama hani topuklu ayakkabı, slettoyla çorap, üstüne pijama altı. Pijama altı ama hani bittiği yer dizinin altı kapri. Kapri üstüne mor bir hırka gibi bir şey, kazak, siyah kemer. Kemer yani şapka. Hiçbir parçayı giymem buradaki. Şapkayı takarım. Onun dışında hiçbir parçayı giymem. Bence üzgünüm ama çok kötü bir kombin. Bu yola hiç girmeden çık yani. Şu an bana attın ve bunları giyme, kenara koy. Evlilik kıyafetin olsun yani, giymemelisin bunu. Çok kötü. Yani üzgünüm. Güzel bir kıza da benziyorsun. Gençliğine yazık. Yapma. Yapma. Benden fikir alabilirsin, parça atabilirsin. Ben sana yorum yapabilirim. Farklı kombin çeşitleri istersen, daha tarzını bulamadıysan sana farklı kombin çeşit önerileri yapabilirim. Çok üzgünüm. Kafanı keseceğim burada. Çünkü belki yüzünün belki yüzünün gözükmesini istemezsin. Ama lütfen böyle gezmeyin. Bu hani bu bir deneme yapmış yani. Bu bizde oynamış ya. Hayır, deneme yapmış. Çocuk mu kandırıyorsun? Tamam. Güzel. Bir tane daha seçelim. Dur, çok iyi bir video içereyim. Tatlısın. Şimdi bu tatlılığı fotoğrafa yansımış, tamam mı? Bu da sonuncu kişimiz. Tatlılığın fotoğrafa yansımış. Botlarını sevmedim. Botlarından çıkan çorapları sevmedim. Üstündekini çok sevdim. Çok güzel ha. Çok altındaki güzel. Pantolonun dar gelmesi çok hoşuma gitti. Ben artık dar pantolon giyen bir insan değilim. Dar pantolonu giymeyi çok uzun zamandır bıraktım. Belki de kilomla barışık olmadığım için de olabilir. Belki çok zayıf olsam dar pantolon giyip öyle kombinler yapmaya da devam edeceğim, bilmiyorum. Ama burada keşke mom jean giyseydim ve altına da bir spor ayakkabı giyseydim. Genel olarak fotoğraf çekildiğin yer neresi çok yani? Iyi, çok güzel. Ben de yurt dışı. Evet, yurt dışında çekilmişsin. Harika bir fotoğraf. Enerjin gerçekten fotoğraftan bize geçti. Evet, dolman falan. Evet, dolman da çok güzel. Ama bence dar pantolon olmamalıydı burada. Ama üstündeki de oversize. Hani diyeceksin ki oversize bir şey giydim. Hani biraz sade, oversize denmez de bir tık bol. Bir tık şey. Bol, evet, bol bir şey. Bence mesela ben bunu siyah pantolonla kombinlerdim. Evet, kota girmezdi maalesef. Siyah pantolon giyseydin aslında botların çok kötü durmazdı. Şimdi böyle kesilmiş gibisin. Yani. Ama onun dışında iyi yani. Ben buna 7 veriyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çok uzun, kafanızı ütüleyeceğimiz bir kombin videosu çektik. Yani buradan anlayacağınız kötüye kötü, iyiye iyi yorum yapıyoruz ve dürüst, güvenilir bir. Evet, bunun part 2'sini, part 3'ünü hatta bize atabildiğiniz kadar atın. Biz sürekli bunun videosunu çekeriz. Ben eğlenmeye çalışırım. Ama beğenirlerse atsınlar. Evet, bunun devamını gelmek isterseniz aşağıya yazın öncelikle. Eğer beğendiyseniz bunu bir seri haline getirip bence ben eğlendim, evet, açıkçası. Daha iyi bir içeriğiniz varsa onu da yazabilirsiniz. Yani biz çekeriz. Evet. Zaman bol. Evet, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Aşağıda yorumlarınızı, bu video içeriği hakkında fikirlerinizi de almak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Instagram hesaplarımızı da şuraya koyuyoruz. Bermir kardeşler olarak kendinize iyi bakın. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim neden mod sayfam açılmadı? Aslında çok komik modlarım var yani. O kadar ünlü olmadın. Benim az de mod sayfam. Çok saçma işte, şu Semih'le şeyi keserdim, yapardım. Kendimi açacağım mod sayfasını ya. Modlarımızı... Miran'a mod sayfası açanlara bizden... Cheesecake. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu yeah.